Yaşamlar, akşamlar. Kervan Gıda günlük grafik. Yani geçen hafta ayın 21'inde kaç, ne kadar? Bu her hafta baktığımda aşağı gidiyor. Yani o yüzden bir göreyim neredeymişiz. Kapanış 14.84'müş. E bu pazartesi 14'te kapatmışız. yüzde 5 civarı oradan düşüş devam etmiş ve bir alt destekler de kırılıyor yani burada ara destekler vardı bunu bir kaldıralım artık tamam bunun da işimiz bitti geçmiş olsun şunun da işimiz bitti biraz takılmıştı 14.80 civarında orayı kırmakta biraz zorlandı 13.78 13.80 civarı diğer bir ara destek ki burada bakın major destekte artık 13.11 yani çok da bir şey kalmadı arada. Burada e, baktığınız zaman 1 lira daha gevşese majör diyebileceğimiz bir destek hattına doğru geliyor kervangıda maalesef. Yani e, satışlarda sert geliyor biraz. E, i̇nanın şey e, ya bu senette kalanlara da sabır diliyorum. ya Bu o kadar çok kırmızı günü var ki borsa böyle komple gidiyor bazen bakıyorum. E, biz düzde yani 96 tane hisse gidiyor. Bir bakıyorum bu kırmızı arada. Diyorum ki ne günah var acaba bunun ne oldu yani. Bunun ne günah var ben size söyleyeyim her şey fiyatlandı. Yani çok üzgünüm ama fiyatlanabileceği iyi olan her şey fiyatladı. Çok da hızlı fiyatladı. E, o yüzden yukarıdan beri de böyle kimler fiyatlattıysa artık onu. Onu şey bilir tabi yani. Gerçi yapmaz yani bizim çocuklar çok dar kadrolar da iş götürürüz derler. Ama diyorum her kap sonrası ben gördüm bunu. Her kamuoyuna aydınlatma platformu sonrası e, şey satış e, önce götürüyorlar taban tavan yaptırıyorlar bu şimdi bir kere olsa tesadüf e, iki kere olsa şey ama bu fazla oldu çok burada yani onun için e, bilmiyorum yani kimdir nedir ne yaparlar ne ederler ama e, sızıyor yani bir şekilde yapacakları her şey sızıyor geçen günde bir yorum gördüm o yüzden söylüyorum adam haklı olarak şey diyor taban ne yaptı o gitti geldi pazartesi salı mıydı tam hatırlamıyorum bayağı bir aşağı verdiler şurada herhalde ya işte e, 21 Haziran tabii orada bir yorum okudum. E, videonun altında birisi demiş ki vallahi herhalde kötü bir kamuoyu anlatma platformuna açıklama gelecek herhalde. Kötü bir açıklama e, taban yaptırıyorlar falan. Adam haklı. Yani tersi niye olmasın ki o zaman? Yukarıdan satıyorsun. Hayır. Neyse ya çok da uzatmayayım. Hani ben de ilgilendiren konular değil açıkçası. Ama sonuçta şu var. E, biz burada 18'lerden beri, 18 17 civarlarından beri bir Ayı takip etmeye devam ediyoruz. O piyasada sürüyor. Bütün ortalamaların altında dediğim gibi 13.78 altında 13.11. 13.11 kırılırsa sol taraftan destek alacak hiçbir yer yok. En fazla arz fiyatına döneriz. Arz fiyatı bunun 9.90 9 özür dilerim arz fiyatı 9.90 ilk gün tavanı ee, artık 13'e kırılırsa dönüp bakacağımız yer orası. Yukarıda 16 geçilecek ama öyle geçilecek, ama böyle geçilecek. Ben bilemem. Bir, bir şey sebep mi olur, ne olur? Ama tekrar 50 gün üstünde fiyatlanmadıkça e, ki bu bir günlük değil söylediğim şey. Yani orada biraz kalıcı olması lazım. 50 gün üstünde fiyatlanmadıkça piyasa teorik olarak orta vade ayı piyasasıdır e zaten Borsa İstanbul 22 RSI e, çok düşük bir RSI normalde bizim buralarda e, bir şey bekleriz yani tepki bekleriz yukarı yönlü hareket görmeyi bekleriz e, 22.76 dediğim gibi aşırı satıcılı bir alan e, aşırı satış alanıdır RSI'de şu ana kadar e, doyurucu bir tepki veremedi e, makti de öyle o da aşağı yönünü gösteriyor bu şey olabilir tabi 13.70 13.80'de bir temas olursa bu RSI seviyesiyle açıkçası orada en azından geçici de olsa bir tepki vermesi e, beklenir yani ya da bilmiyorum çok hızlı momentumla giderse 13.11 yani şu kısım şu hatta bu RSI seviyesiyle belki bir yukarı tepki olur ve 16'ya kadar olan her şey tepkidir e, bir dönüş değildir teknik olarak Başka bir şey herhalde unuttuğum var mı diye bakıyorum ama yok. E, çok hacim şöyle bir göreyim. Temettü de ne kadar bu az bir temettü veriyordu ama 13 kuruşmuş yani. E, onun bir de %15 stopajını düşüyorsunuz. 11 kuruş falan yatar herhalde hesabınıza. Bilmiyorum yattı mı e, onu da bilmiyorum ama. E, baktığınız zaman. Yani hacimlerde. Bakın düşerken hacim artıyor. E, yani e, hayırlı olsun demek ki gerekiyor. Düşerken hacim artıyorsa sıkıntı. Yani bu ne hacimler görmüş sol tarafta? Kitlenmiş kalmış. E 17, 17'de 17, 17 buçukta bakın çok arzulu bir satıcı gelmemiş ama şu anda biraz hacim yani 1 milyonun üstüne çıkmış tekrar. Gördüğüm kadarıyla o çok iyi bir şey değil. E daha da az bir hacimle gitmesi, düşmesi en azından tercih edilir. Herkese iyi akşamlar.